Merhaba arkadaşlar. Araştırmalara göre yeni becerileri ve kavramları daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yeni bir teknoloji, yabancı dil ya da yeni bir beceri olsun. Başkalarıyla rekabet edebilmek için çoğu zaman yeni şeyler öğrenmemiz gerekir. Mart 2016 tarihli bir araştırmaya göre çalışanların 1/3'ü kariyerlerini ilerletmek için ek eğitimler alıyorlar. Araştırmada bu eğitimlerin profesyonel çevrelerini genişlettiği, yeni bir iş bulmalarında ya da kariyerlerinde farklı bir yola girmelerinde faydalı olduğu belirtiliyor. Öğrenim hızınızı arttırmak size avantaj sağlayacaktır. Bilim bize bunun 6 farklı yolu olduğunu söylüyor. İşte öğrenme hızınızı arttırmanın yolları. 1. Başkalarına öğretin. Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, öğrenmeye çalıştığınız bir konuyu bir başkasına öğretecekmişsiniz gibi yaklaşırsanız, öğrenme hızınızı arttırabilir ve daha fazla şeyi hatırlayabilirsiniz. Bu beklentiye girmek konuya yaklaşımınızı değiştiriyor ve öğrenme sürecinde daha etkili yaklaşımlar ediniyorsunuz. Bu sayede sınava girdikten sonra öğrendiklerinizi unutanlardan çok daha etkili bir şekilde öğrenebilirsiniz. Öğretmenler derse hazırlanırken konuyla ilgili önemli noktaları bulmaya ve bilgileri tutarlı bir şekilde düzenlemeye çalışırlar. Siz de bu etkili öğrenme stratejisini kullanarak öğrenme hızınızı arttırabilir ve sonrasında bilgileri kolayca hatırlayabilirsiniz. 2. Öğrenme süresini kısa tutun. Louisiana Üniversitesi'nden uzmanlar yeni bir konuyu öğrenmek için 30 ile 50 dakika arasında bir süre ayırmanızın yeterli olduğunu söylüyorlar. Öğrenme uzmanı Alien'dan 30 dakikadan az zaman harcayarak yeterli olmayacaktır. Ama 50 dakikadan fazla çalışmak da beyninize tek seferde işleyebileceğinden fazla bilgi yüklemesi yapıyor diyor. 50 dakika dolduğunda 5 ya da 10 dakikalık aralar verin ve sonra ders çalışmaya dönün. Kısa ve sık öğrenme sürelerini uzun saatler ders çalışmaktan çok daha etkili. Kısa öğrenme süresini öğrenmenizi kolaylaştıracak materyallerle destekleyebilirsiniz. Öğrenmesi daha zor olan kavramlar için not kartları hazırlayın. 3. Elle not tutun. Laptop kullanarak not almak daha hızlı olsa da kağıt ve kalem kullanmak konuyu daha iyi öğrenmenizi ve anlamanızı sağlayacaktır. Princeton Üniversitesi'nden araştırmacılar elle not tutan öğrencilerin daha aktif bir şekilde dersi dinlediğini ve önemli kavramları daha hızlı öğrendiğini belirtiyor. Laptop kullanarak not tutarken düşünmeden yazdığımız için aktif dinleme azalıyor. Üstelik e-posta gibi dikkat dağıtıcılar da öğrenme kalitemizi düşürüyor. Bilgisayarlarda not tutanlar sadece duyduklarını kelimesi kelimesine yazarken elle not tutanlar dinlediklerini beyinlerinde işleyip kendi cümleleriyle kağıda döküyorlar. Bu yüzden çok daha aktif ve etkili bir öğrenme sürecinden geçiyorlar. 4. Sık sık tekrar edin. Öğrenmeniz gereken şeyleri bölerek ve sonrasında sık aralıklarla tekrar ederek daha etkili ve hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. How We Learn, Nasıl Öğreniriz? Kitabının yazarı Benedict Carey, öğrenmek saksı sulamaya benzer. Saksıları haftada bir kez 90 dakikada sulayabilirsiniz, haftada 3 kez 30 dakikada. Ancak haftada 3 kez kısa süreler boyunca sulamak saksılarınızı daha uzun süre yeşil tutacaktır. Carey, öğrendiklerinizi unutmamanın en iyi yolunun bilgileri çalıştıktan 1-2 gün sonra tekrar etmek olduğunu söylüyor. Bir teoriye göre beyin kısa süreli öğrenmelere dikkatini daha az veriyor. Bu yüzden bir süre sonra birkaç gün ya da birkaç hafta sonra öğrendiklerinizi tekrar etmek beyninize daha güçlü sinyaller yollayacaktır. Bu sayede bilgilerinizi hatırlamanız kolaylaşacaktır diyor. 5. Kestirin. Konu öğrendiklerinizi hatırlamak olunca bekleme süresi önemlidir. Çalışma seansları arasında yeterince uyku çekmek öğrendiklerinizi 6 aya kadar hatırlamanızı sağlar. Fransa'da yapılan bir deneyde katılımcılar iki farklı seansta 16 Fransızca kelimenin Şivahili dilinde karşılıklarını öğretildi. İlk gruptaki katılımcılar ilk seansı sabah, ikinci seansı ise aynı günün akşamı tamamlarken, ikinci gruptaki katılımcılar ilk seansı akşam tamamlayıp uyuyup ikinci seansı ertesi sabah tamamlıyor. Seanslar arasında uyuyan katılımcılar 16 kelimeden 10'unu hatırlarken, uyumayanlar sadece 7,5 kelimeyi hatırlayabilmiş. Araştırmayı yürüten Stephen Mazza, araştırmamız gösteriyor ki öğrenme seansları arasında çekilen iyi bir uyku öğrenmeyi 2 katına çıkarıyor. Bu sayede tekrar öğrenmeye harcanan zaman azalıyor ve hatırlamanın hem süresi hem de kalitesi artıyor diyor.
Önceki araştırmalar öğrenmeden sonra uyumanın faydalı olduğunu zaten gösteriyor. Bu araştırmayla iki öğrenme seansı arasında uyumanın çok daha etkili bir strateji olduğu gözlemlendi. 6. Öğrenme şeklinizi değiştirin. Yeni bir beceri öğrenmeye çalışırken çalışma şeklinizi değiştirmek daha hızlı öğrenmenizi sağlayabilir. Yapılan bir deneyde katılımcılardan bilgisayar temelli bir beceri öğrenmeleri istenmiş. Öğrenme şeklini kendilerine uygun şekilde değiştiren katılımcıların ikinci öğrenme seansı sırasında daha etkili bir şekilde öğrendiği, öğrenme şeklini aynı bırakan katılımcılara göre çok daha iyi bir performans gösterdikleri saptanmış. Psikolojide tekrar konsolide etme denen bu strateji özellikle becerileri öğrenmede ve pekiştirmede anahtar bir rol oynuyor. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.